Merhabalar sevgili takipçilerim. Etimizi doğradık. Bugün size kurban etinden misafir için kavurma nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalıştım. Etimi doğradım ve düdüklü tencerenin içine doldurdum. Tamamen gördüğünüz gibi tamamen doldurdum. Şimdi bunu mum alevini alacağım. Ağzını kapatacağım fakat sibobunu kapatmayacağım. Mum alevinde sabaha kadar bu lokum gibi pişecek. Piştikten sonra yeniden işlem yapacağım. Tereyağını, bolca tereyağını üzerinde gezdireceğim. Ve tuzunu atacağım ve misafirlerime ikram edeceğim. Düdüklü tenceremizin kapağını kapattık. Ve sibobu açık. Bu şekilde açık duracak. Ve mum alevi. Arkadaşlar kesinlikle yüksek alev değil, ateş değil. Küçük, en küçük gözün iyice düşük, kapanmaya yakın şekilde mum alevinde 8-10 saat kadar pişecek. Küçük, en düşük ateşte 8-10 saat kadar pişecek. Sonrasında başka işlemlerimiz olacak. Günaydın sevgili takipçilerim. Akşamdan misafirlerimiz için kavurma et koymuştuk. Düdüklü tencerenin içine koymuştum. Ve sabaha kadar ağır ateşte mum alevinde pişeceğini söylemiştim. Ve şu anda mum alevinde pişmiş olan kavurmamızın görüntüsü. Ben bunun şimdi suyunu süzeceğim. Bayağı sulandı. Böyle oluyor. Suyu çıkıyor. Kendi etin öz suyu. Sıfır su. Ben hiç su koymadım. Kendi suyu. Şöyle bir ne kadar sulandığını göstereyim. Bakın bu şekilde suyu çıkıyor. Bu suyunu alacağım. Et suyu olarak kullanacağım. Sonrasında yemeklerime. Ve bunun üzerine tereyağı gezdireceğim. Suyunu aldım. Tabii eksildi suyun alınca. Bayağı bir suyu çıktı. Böyle bir tencereyle suyu çıktı. Bu suyu ben dondurduktan sonra soğutunca küçük küçük poşetlere veya pet bardaklara koyup et suyu olarak kullanacağım. Yemeklerime saf et suyu. Akşamdan görmüştünüz hiç su koymamıştım. Sıfır su. Tuz da atmadım. Su da koymadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece mum alevinde ocağın üzerine koydum. Ve sabaha kadar kendi halinde pişti. Ve kendi öz suyu çıktı. Ve buna tereyağı yakıp dökeceğim. Ve misafirlerime sunacağım. Tereyağımız yandı. Güzelce erittim. İyice bir yaktım. Kabardı. Bu şekilde köpük köpük oldu. Ve şimdi etimizin üzerine tereyağımızı dökeceğiz. Tuz ekledim tereyağına. Çünkü etime hiç tuz atmamıştım. O yüzden tereyağına tuz ekledim. Kavurmamız hazır. Tereyağını da üzerine döktük. Gördüğünüz gibi lokum gibi. Şöyle bir test edelim. Bakın dağılıyor. Tel tel oldu etimiz. Dokununca dağılıyor.
Çok güzel, çok lezzetli gözüküyor. Yiyenlere afiyet olsun. Siz de bayram kavurmasını bu şekilde yapabilirsiniz ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çok kolay, pratik, uğraştırıcı değil. Kendiliğinden pişiyor. Umarım beğenmişsinizdir ve sizlere bir nebze olsun bir şeyler katabilmişimdir. Hoşça kalın.